İyi günler sevgili izleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sesleniyoruz. Sizlere gündemin içindenle karşınızdayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu konuğumuz olacak. Gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii ki YSK'nın kararı ve son günlerde açıklanan ekonomik veriler ışığında Türkiye'nin ekonomik krizin neresinde olduğunu değerlendirmeye çalışacağız kendisiyle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. YSK'nın İstanbul'la ilgili iptal kararı tabii ki Türkiye'nin ilk gündem maddesi oldu. Her ne kadar biz 31 Mart'ta seçimleri yapacağız, 1 Nisan itibariyle de Türkiye kendi gündemine, gerçek gündemine dönecek diye düşünmüş isek de öyle olmadı. Türkiye 2 aydır yaklaşık yine seçim üzerinden bir gündemle boğuşmak durumunda kaldı ve 23 Haziran'a kadar da sanırım bu süreç böyle devam edecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? YSK'nın kararı da gerekçesi de çok tartışıldı. Özellikle sizin de bu konuyla ilgili CHP olarak bir başvurunuz oldu. Nasıl değerlendirmek lazım? Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ne kadar hukuki olarak görülebilir? YSK'nın İstanbul kararının hukuki en ufak bir parçası yok. Hukukla hiçbir ilgisi yok YSK kararının. Bunu gelmiş geçmiş bütün hukukçular, biraz hukuktan anlayan, izanı olan, vicdanı olan herkes bunu böyle ifade ediyor. Gerçekten de YSK'nın aldığı kararın hukukla hiçbir ilgisi yok. Ve gerekçesini hala yazamadılar dikkat ederseniz. Şimdi YSK kararları ile ilgili olarak biz hiçbir yere itiraz edemiyoruz biliyorsunuz. Evet. İtiraz edemiyoruz ama gerekçelerinin de, kararların gerekçelerinin de gerçekten sağlam olması lazım. Şimdi YSK gerekçe yazamıyor. Ne kadar oldu? Geçen pazartesiydi. Hı hı. Bugün çarşamba. Çarşamba 10 gün kadar. Yani 10 gün bulmuş. Hala gerekçe yazamamışlar. Ben insanları tatmin edecek, hukuku tatmin edecek, vicdanları tatmin edecek bir gerekçe yazabileceklerine de inanmıyorum. Zaten baskı altında kaldıkları çok açık. Yani bir kişi bir zarfa, bir seçimde bir zarfa 4 oy pusulası atıyor. Bunlardan diyorsunuz 3'ü geçerlidir, birisi geçerli değildir. Bunun bir tarafı yok, anlaşılır bir tarafı yok. Hukuk mantıktır her şeyden önce, kuraldır. Şimdi siz 4 pusuladan 3'ünü geçersiz kılacaksınız, 3'ünü geçerli, 1'ini geçersiz kılacaksınız. Böyle bir saçmalık olmaz ve gerekçesi de şu sandık kurulu başkanları kamu görevlisi değilmiş. İstanbul'daki 31.400 küsur sandığın 225'inde kamu görevlileri sandık kurulu başkanının değil. Ve oralarda da AK Parti önde kazanmış zaten. Evet. Önde olduğu yerler AK Parti'nin. Bunun anlatılacak bir tarafı yok. Hatta AK Parti'nin görevlisinin olmadığı sandıkların inceleme sonuçlarından da bahsetmişti yine. Tabii. CHP Genel Tabii. Başkan Yardımcıları. Orada da yine Binali Yıldırım'ın daha önde olması söz konusu ki AK Parti'nin temsilcisi bile İtiraz olmadı. İtiraz ettiği yerler bunlar. Hı-hı. Yani bu kadar tutarsız, mantıksız, saçma, vicdansız, imansız bir karar olmaz. Gerçekten öyle. Bir de şunu söyleyeyim. Biz aslında pazartesi gecesi yani o olayın açıklandığı gece, bu YSK kararının açıklandığı gece temsilcimiz Mehmet Ademi Yakupoğlu'nu çağırdık. MYK'da kendisiyle görüşmeler yaptık. Dedi ki YSK Başkanı Sadi Bey dedi normal olarak bu tekrarlanan seçimin hangi tarihte yapılabilir olduğunu sordu dedi sandık kuruluna. Ne kadar zamanda hazırlanabileceğimizi sordu. 2 gün içerisinde bütün basılı evrak hazır olur. Yani normalde seçim tekrarları 2 Haziran'da yapılıyor. Diğer seçimler 2 Haziran'da tekrarlanıyor biliyorsunuz. Evet, diğer iptal edilen ilçelerle ilgili. İstanbul seçimi de 2 Haziran'a yetişir dediler. Ama buna rağmen bu red oyu veren YSK üyeleri aldıkları talimat gereğince 2 Haziran'ı kabul etmediler. Hı hı. 23 Haziran özellikle istendi. Neden? Çünkü iktidarın bu süre içerisinde AKP'nin hazırlık yapması gerekiyor yeni seçim için. 2 Haziran'da olsa sıkıntıya gireceklerdi. Kaybetme ihtimalleri yüksekti. Onun için daha 2 uzun Haziran'ın, bir propaganda süresi evet, daha için. Evet, uzun bir propaganda süresi. İşte belli kesimlerle anlaşma yapabilmek için
bir süre kazanmak için 23'üne erteletmişler. 2 Haziran'da diğerleriyle beraber seçim yapılması mümkünken bunu 23 Haziran'a ertelemek alınan talimat gereği ayrı bir rezalettir tabii ki. Nasıl bir düşünceleri var peki? Örneğin ilk 31 Mart öncesinde AK Parti'nin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani Kürtlerle ilgili tavrı her mitinginde bir video izletiyordu ve hani Kürdistan ifadesini kullananlar ya da bunun özlemini çekenler Kuzey Irak'a gidebilirler gibi. HDP'ye oy verenler, herkesi, vatandaşlarımızı böldü. Kürt vatandaşlarımızı aşağıladı biliyorsunuz. HDP'ye oy verenler, yakın olanlar, HDP ile işbirliği yapanlar, yanından geçenler, sağından solundan geçenler, herkesi vatandaşlıktan çıkarttılar, böldüler, kötülediler. Şimdi bakıyorsunuz aynı seçim için HDP ile değil Özlem Hanım, İmralı ile, yani PKK'nın terörün başındaki kişiyle ve öbür taraftan Kandil'le görüşme yapıyorlar. Kandil'le ve İmralı'yla görüşme yapıyorlar. HDP'yle değil. Yani bu derece. Ve Kürt oylarını, Kürt kökenli vatandaşlarımızın oylarını kazanmaya çalışıyorlar. Böyle bir rezillik olur mu? Sen daha önce her şeyi söyleyeceksin. Her türlü aşağılayıcı ifadeleri kullanacaksın. Bu kesim için. Ondan sonra da kalkacaksın. Şimdi bu seçimde onlarla işbirliği yapmaya çalışacaksın. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir konuyla ilgili tutumunu da merak ediyorum. Nasıl içlerine sindirecekler? Bize Çubuk'ta şehit cenazeleri dolayısıyla bize bağıran, linç etmeye çalışan genel başkanımızı, kalabalık şimdi ne diyecek? Yani biraz izanları ve imanları varsa bu konuları düşünürler. Siyaset için, siyaset Müslümanlığı yapan, siyaset milliyetçiliği yapan, yani kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen, ne İslamiyet'i, ne milliyetçiliği, Türklüğü düşünebilen bu grupların biraz aklının başında olması lazım. Siyaset için ülkeyi bu durumlara getiren bir iktidar, maalesef İslamiyet'i de milliyetçiliği de ayaklar altına almıştır. Evet, maalesef. Bahçeli'nin tavrı ne olacak merak konusu olur tabii ki, ama bununla ilgili sanırım bir ipucu verdi. Bir iftar yemeğinde, geçen hafta bir iftar yemeğinde avukatlarıyla görüşebileceğini söyledi terörist başı. Şaşırtıcıydı gerçekten. Sayın Kılıçdaroğlu APO avukatlarıyla görüşebilir deseydi kıyameti koparırlardı. Yine gösteriler, linç girişimleri. Ya bir devlet töreninde, devletin güvenliği sağladığı bir yerde linç girişimi oluyor. Tek bir kişi tutuklanmadı. Tek bir kişi. Biliyorsunuz yine bu hafta sonu bir gazeteciye, evet, Yavuz Selim Demirağ'a saldırı oldu. Kimler serbest olduğu belli, bakalım. Talimat aldıkları belli. Tek birisi tutuklanmadı. Kimlikleri de yok ortada. Kimlikleriyle yok edildiler. Yani bu devlet tarafından organize edilen, ülkeyi bölmeye yönelik, ülkenin vatandaşını bölmeye yönelik, germeye yönelik, birbirine düşman etmeye yönelik bir proje. Çok açık. Ve bunu anlamak mümkün değil. Bir ülke iktidarı, devleti, devleti yönetenler ülke vatandaşlarını böler mi? Maalesef bölüyorlar, geriyorlar, birbirlerine düşman ediyorlar. Peki 23 Haziran'a kadar bu gerilimin tırmanması bir strateji olarak izlenebilir mi? Böyle bir tabloyla karşılaşır tabii, mıyız sizce? Tabii. Yine onu yapacaklar tabii. Yine gerecekler mümkün olduğunca kendi cenahlarını konsolide edebilmek için bu geçim sıkıntısını, pahalılığı, enflasyonu, ekonomideki krizi, işsizliği, yoksulluğu, her şeyi unutturmak için gerecekler. O kutuplaşmayla insanlar karşı tarafa düşman olacak. Kendi tarafının sorunlarını, sıkıntılarını unutacak. Kendi tarafında yapılan yanlışlıkları unutacak, ihmal edecek, götürecek, onlara oy verecek. Bütün numara bu. Bütün oyun bunun üzerine oynanıyor. Böyle anormal bir ve haince bir plan bu. Siyaset tabii ki yapılır. Siyasetin belli kuralları var. Ama ülke yıpratılmaz, toplum yıpratılmaz, yok edilmeye çalışılmaz. Bu kadar insafsızca bu toplumu, bu devleti, ülkeyi, vatandaşı yıpratmak,
sıkıntıya sokmak, düşman etmek, birbirine düşman etmek bunlar siyasetin konusu değil. Ama bunları yaşıyoruz maalesef. YSK'nın kararı ile ilgili gerekçeler üzerinden de az önce de sormuştum aslında ama CHP ve İYİ Parti'nin de bir itirazı oldu ve tabii ki bu başvuru reddedildi. Çünkü siz hani diğer bir pusula iptal ediliyorsa diğer üç pusulanın sonuçları da iptal edilsin ve tamamen yenilensin dediniz ama çok kısa süre içerisinde karar verdi YSK ve bu başvuruyu kabul etmedi. Özür dilerim, biz orada, şimdi ben hukukçularla da görüşüyorum. Ben de vergi hukukçusuyum. Bir vergi hukuk nosyonumuz var az çok. Ama yine de hukukçu arkadaşlara sordum. Böyle yapılmasını, yani bir zarfa atılan dört oyun, üçünün kabul edilip birinin kabul edilmemesinin gerekçesi nedir dedim. Dediler ki bu işte teknik şöyle tam kanunsuzluk halinden değil de neyse şimdi anlatırım, oruç insanın aklına gelmiyor bazı kavramlar. Doğru söylüyorsunuz. Yani o sadece Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz edildiği için, diğer konulara itiraz edilmediği için böyle bir karar verildi dediler. Sonra itiraz ettik. Diğerlerinin de iptalini istedik aynı gerekçeyle. Yapılmadı. Aynı gerekçeyle itiraz ettik. Aynı gerekçeyle diğer seçimlerde, yani ilçe belediye başkanlıkları, madem sandık meclis kurulları yanlış oluşturuldu, onlar iptal edilmeli. Hı hı. Böyle bir anormallik olabilir mi? Mantıksızlık olabilir mi? Oluyor maalesef işte. Hı hı. Evet, Türkiye çok anormal bir dönem yaşıyor. Çok anormal bir dönem yaşıyor. Tabii bir devletin adaletsiz olması, adaletsiz yönetilmesi, hiçbir kurala bağlı olmadan hukukun bir kenara atılarak yönetilmesi ülkeyi bu hale getiriyor. Hiçbirimizin yarını yok artık. Endişe içerisindeyiz. Hepimiz yarından endişe ettiğimiz için ülkeye yatırım yapılamıyor. Kuralı olmayan, hukuku olmayan bir ülke olarak görülüyor. Kimse kendisini güvence içerisinde görmüyor. Parasını yurt dışına kaçırıyor. Mümkün olduğu sürece kendisi de yurt dışında iş bulmaya çalışıyor, dil biliyorsa, imkanları varsa. Türkiye gittikçe güvensiz bir ülke haline geliyor, getiriliyor maalesef. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun o görev süresinde yaptıklarının da rahatsız edici olduğuna dikkati çekti. Bununla ilgili de bir tavır gelişmiş ve işte ulaşımı ucuzlattı, işte pide fiyatlarını açıklamıştı Ramazan öncesinde. Hani bu da AK Parti iktidarı biraz daha iptal yönünde daha fazla uğraşmasına neden olmuş olabilir mi o 18 günlük icraat süreci? Tabii. Bu 18 gün içerisinde mümkün olduğunca tabii kendi kadrosunu kuramadı. Tek başına mümkün olduğunca çalışmaya çalıştı ama bu süre içerisinde bazı tespitlerimiz oldu. Nelerdi bunlar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin önemli ölçüde iktidar yanlısı bazı gruplara, derneklere, vakıflara aktarıldığını gördük. Onlar vasıtasıyla tekrar siyasete o parayı kullanıyorlar ve yandaşlarını, kendilerine bağlı oy verecek kişileri, partilileri artırmaya çalışıyorlar, bir arada tutmaya çalışıyorlar, onu gördük. Ve bu çok önemli meblağlar, çok büyük meblağlar olduğunu da gördük. Bunu nasıl yapıyorlar? Mesela öğrenci biletlerini pahalandırıyorlar ya da halk ekmek fiyatlarını yüksek tutuyor. Ya da belediyenin her türlü hizmetini, su parasını vesaire her şeyi yüksek tutarak bunu yapıyor. Ekrem İmamoğlu 18 günlük icraatında bunu makule getirdi. Fiyatları yaptı, mümkün olduğunca aşağı indirdi. Bunun olduğunu gördük. Daha birçok konuda bunları yapacaktı. Belediye ile ilgili verilen bütün hizmetlerde bir indirim, ucuzlama söz konusu olacaktı ki önemli ölçüde de oldu. Biraz önce söylediğiniz gibi öğrenci biletinde, pide fiyatlarında, suyla ilgili vesaire. Önemli ölçüde de oldu bu indirim. Şimdi onlardan rahatsız oldular. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onlarda olmaması demek kendi yandaş vakıf dernek ve cemaatlerine paranın gitmemesi demek. Onların rantla ilgili bazı rantlarının, hortumlarının kesilmesi demekti. Ki onlara sadece para gitmiyor. Binlerce insana
araç verilmiş, kiralanmış araçlar verilmiş. Binlerce insana çalışmadığı halde maaş bağlanmış. Böyle insafsızca bu kadar işsiz güçsüz insan varken, aç insan varken siz onların gelirleriyle onların üzerinden tutacaksınız, kendi yandaşlarınızı zengin edeceksiniz. Yani böyle bir anormallik olmaz. Anormal, insafsız, zalim bir şey varmış, yönetim varmış. O net olarak ortaya çıktı. Bunları anlatabilmemiz lazım. Peki 23 Haziran'a gelirsek Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini belirledi. En çok tartışılan konu sandık kurulları ve başkanları kesinlikle kamu görevlilerinden oluşacak ve oluşumunun ardından da işte partilere bildirilecek. Partilerin birkaç günlük bir itiraz süresi var. O sürenin sonunda da oluşmuş olacak sandık kurulları. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu'na, iktidara sizin muhalefet olarak güveniniz var mı? Farklı şeyler yaşanabilir mi? Onlar hep bir şeyler oldu, ne oldu bilmiyoruz ama bir şeyler oldu, olmadı diyemeyiz dediler. Şimdi yine bir şeyler olur mu kaygısını bu sefer Millet İttifakı duyacak mı? Biz katiyen iktidara, yaptıklarına, YSK'ya katiyen güvenmiyoruz Özlem Hanım. Biz sadece millete güveniyoruz. Milletin bize olan teveccühüne güveniyoruz. İnanın bunun neden söyledim? Bize gelen telefonlar, bize gelen halkın teveccühüyle ilgili yaklaşımlardan dolayı bunu söylüyorum. Hani her şey çok güzel olacak diyen bir çocuk vardı ya, bu kampanyanın sloganını belirlemiş oldu. Her şey çok güzel olacak diye, demokrasi için diye. Çok küçük meblağları bize bağışlayanlar var artık. Kampanya başlattı bu insanlar. Bu millete onun için güveniyoruz. Kampanya başlattı. 14 lirasını veriyor Özlem Hanım. 14 lirasını. Son param bu diye 20 lira vermiş. 20 lirasını bağışlamış. Son param bu ama helal olsun demiş. Helal. Biz o helal kazançlarla bunu yapıyoruz. İnanın görüyorum gözlerim yaşarıyor. Sahurda kalkmış. Sahurunu yapmış. Namazını kılmış. O arada internet üzerinden bize de bağışta bulunmuş. Böyle insanlar var. Bize yapılan bu bağışların bereketi var. Bu bağışlar içerisinde dualar var. Bize beddua edilmiyor, dua ediliyor. Bereketi olan paralar bağışlanıyor. Biz millete güveniyoruz ve onları alt edeceğiz. Tekrar alt edeceğiz. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu bu millet tekrar ferasetiyle alt edecektir, ona güveniyoruz. YSK'ya güvenmiyoruz. Devlet kurumlarına güvenmiyoruz. Peki İktidara nasıl hiç güvenmiyoruz zaten. Yani siz nasıl alacaksınız güvenliği o zaman? Biz kendi güvenlik önlemlerimizi alacağız. Gönüllülerimiz var, partililerimiz var. Daha önce yaptığımız gibi 31 Mart'ta nasıl başardık bu işi? Tekrar başaracağız. Peki şöyle biliyorum çok zor olacak. Bu sefer daha zor olacak. Çünkü seçim tekrarını yaptırırken iktidar tekrar yenilmesi durumunda, yani İstanbul'u bir daha kaybetmesi durumunda iktidarda kalamayacağını, sıkıntıya gireceğini düşünüyor. Onun farkındayız biz. Biz de ona göre çalışıyoruz. Ona göre uğraşıyoruz. Artık bu iktidarın yapması gereken, bakın ekonomiyi daha konuşmadık ama ekonomi o kadar berbat durumda ki, dış politikamızda o kadar zor durumdayız ki, Cumhuriyet tarihinde bu kadar zorda kalmamıştık hiçbir zaman. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Toplum biraz önce söylediğim gerginlik içerisinde. Böyle bir dönem hiç yaşanmadı. Bunlarla uğraşması gereken bir iktidar var. Ama bütün bunları bırakmış bir kenara, İstanbul seçimleriyle uğraşıyor. Hala gereksiz işlerle uğraşıyor. Hala halkın, ekonomiye dönemedik. Hala ekonomiye dönemedi. İşsizlikle uğraşmıyor. İş aşla uğraşmıyor. Yapması gerekenle uğraşmıyor. Bunları göstermemeye çalışan, yok etmeye çalışan algı yönetimiyle kafaları farklı bir tarafa yönlendirip problemleri, kendi hatalarını, yolsuzluklarını, hırsızlıklarını göstermeyip bu tarafta mümkün olduğunca kendi taraflarını konsolide etmeye çalışan bir iktidar var. Ekonomiye gelmeden önce peki ben dün mecliste yaşanan bir olay var, fazlasıyla konuşuluyor dünden bu yana. İki DHKPC üyesi aranan teröristin meclise girmeye çalışırken bir tanesi de girdikten sonra yakalanması söz konusu. Bir saldırı hazırlığında oldukları da söyleniyor ama tabii ki bununla ilgili çok da net değil bilgilerimiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren tarafı da Mahmut Tanal'ın
kariyerçisi olarak isimlerini yazdırarak girmişler ve dün de salı günüydü. Meclisin çok yoğun olarak ziyaretçi kabul ettiği bir gün. Bütün gruplara ziyaretçilerin geldiği bir gün ve sanırım 3000 kişilik bir ziyaretçi talebi olmuş dün de meclise. Burada nasıl bir sıkıntı var? Mahmut Tanal'ın hani DHKPC ile ilişkisi ya da CHP'nin ilişkisi varmış gibi gösterilmeye mi çalışılıyor? Yoksa tamamen tesadüfen mi böyle bir şey gelişti? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu olayı? Şimdi ilginç bir olay. Biraz önce söylediğim konulardan, yani iktidarın sürekli olarak bir şeyleri domine etmeye çalışması, yönlendirmeye çalışmasından ben bunu ayırmıyorum. Çünkü şöyle bir hadise var. Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırı 7 kişi tarafından gerçekleştirildi. Öldüresiye, öldürme amacıyla zaten beyzbol sopalarıyla aldıkları emir gereğince bunu yaptılar, itiraf da ettiler. Kimliklerini bilmiyoruz. Açıklanmadı kimlikleri. Ve tutuklanmadılar. Hemen gönderildiler. Genel başkanımıza, benim de bulunduğum bir devlet töreninde, şehit töreninde, devletin güvenlik önlemleri aldığı bir törende linç girişiminde bulundu. Linç girişiminde bulunuldu. 1,5 saat alıkondu. Genel başkanımız bir eve sığınmak zorunda kaldı korumalarıyla. Ve orada da tek bir kişi tutuklanmadı. Şimdi bu olay isimleri ortada. Bir CHP milletvekilliğiyle bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Algıyı öyle yönlendirmeye çalışıyorlar. Tutuklan şeyde şu anda da gözaltı içerideler. Gözaltı süresi evet. 4 gün uzatıldı. Onlar uzatıldı. Duyduğumuz kadarıyla. Tutacaklar. Derinleştirilecek. Muhtemelen kendi kafalarına göre bizimle bağlantısı vardır. Şeyini, algısını oluşturmaya çalışacaklar kamuoyunda. Ben bunu milletimizin ferasetine havale ediyorum. Yani orada o kadar önemli iki öldürme teşebbüsü var. Burada ne var? Bu olayda meclise girmeye çalışmışlar. Ne olmuş? Küçümsemiyorum bununla, bunu söylemiyorum. Ama daha önce öldürmeye teşebbüs eden insanları siz tutuklamayacaksınız. Kimliklerini açıklamayacaksınız. Onlarla ilgili sırtlarını sıvayacaksınız hatta. Gidip de kahraman olarak gören Osman amca kahramanımızdır, yiğidimizdir diyen alçaklar varken böyle bir hadiseyi tutup da CHP ile eşleştireceksiniz. Buna tahammül edilmez. Bütün ziyaretçilerin GBT sesine bakma şansı da yapmaz. Yok. Bir devlet bunu yapmaz ama bu devlet yönetenler bunlara maalesef tenezzül ediyorlar. Üzülüyorum. Peki. Ya bu ne kadar küçük, ne kadar alçaltıcı şeyler yapılıyor artık bu ülkede. Yani bu kadar ziyaretçisi varken milletvekillerinin de tabii ki hepsinin tek tek GBT'sine bakma şansları yok. Biraz daha güvenliğin uygulamada farklı boyutlara gelmesi gerekiyor belki de mecliste. Her şeyi her an tespit edebiliyorlar, yapabilirler. Evet, kapıda tespit edilmesi tabii gerekiyor. Tabii bu olay milletvekillerinin de daha şey olması gerektiğini gösteriyor. Dikkatli olunması evet, gerekiyor. Çünkü bir kişi içeri giriyor, tekrar çıkıyor. Bir saldırı da gerçekleşebilirdi. Daha kötü sonuçları da olabilirdi sonuçta. Geçmiş olsun diyoruz aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin kalbidir, beynidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en ufak bir saldırının gerçekleşmemesi lazım. Burayı koruyamayan bir devlet hiçbir yeri koruyamaz. Böyle. Onun için çok dikkatli olunması gerekiyor. Güvenlik önlemlerinin daha da artması gerekiyor. Ama bu konuların da iktidarın avantajına algı yönetimi için kullanılmaması gerekiyor. Peki ekonomiye geçersek biz de Türkiye'nin işte bütün bunları konuşmaktan asıl gündem maddesini programlarımızda bile belki daha fazla yer ayırmamız gerekirken konuşamıyoruz ama bugün ayın 15'i, ayın 15'inde de ekonomiyi takip edenler bilir, hem işsizlik açıklanır hem bütçe rakamları açıklanır. İşsizlikle başlamak gerekirse ben şimdi buradaki notlardan da bakıyorum, son 10 yılın en yüksek rakamı olarak açıklanmış. Ocak-Şubat Mart dönemine ait işsizlik verileri 14,7 ve 10 yıllık en yüksek rakam, neredeyse %15 diyebiliriz. %15. 4 kişiden biri işsiz. Ve geçen yıla göre 1.400.000'e yakın işsiz artışı var. Gerçekte buna iş arayanları ilave edersek 8.350.000'in üzerinde. Müthiş bir rakam Özlem Hanım. Yani Yunanistan nüfusu, hep söylüyorum ama
Yunanistan nüfusu 10 milyon küsur. Biz 8,5 milyona yakın işsize sahibiz. Bir ülke nüfusu, yani Yunanistan gibi bir ülke nüfusuna yakın işsizimiz var. Ve gittikçe genç nüfus ve üniversite mezunu işsiz sayısında da artış oluyor. Bu büyük bir rezalettir aslında. Çok büyük bir rezalet. Bu ülkede hiçbir şey yapılmadığını, yatırım olmadığını gösteriyor. Üretim zihniyetinin değişmesi lazım. Bir an önce bu seçim ortamından artık uzaklaşmamız lazım. Her sene seçimle geçti. Bakın evet. 2015'te iki seçim oldu. İki genel seçim yaptık. 2016'da darbe girişimi oldu, hatırlıyorsunuz. 2017'de yine referandum vardı. 2018'de milletvekilliği seçim, cumhurbaşkanlığı seçim, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri yapıldı. 2019 hala seçimle uğraşıyoruz. Yeter artık. Bir an önce bu iş aş meselesiyle uğraşmak lazım. Bu hükümet neden bu konulara girmiyor? Bilmiyorlar, beceremiyorlar demektir bu. Yapamıyorlar demektir bu. Yapılması gerekenleri. Bakın, sürekli olarak makroekonomik göstergelerimiz kötüye gidiyor. Bütün göstergelerde kötüleşme var. Bütün göstergelerimizde. Bir cari açıkla ilgili olarak, efendim cari açık kapanıyor dediler. Ya cari açık 589 muydu evvelsi gün açıklanan? 5 aylık bazda düştü. Fakat o bile borçla karşılanıyor. O bile borçla karşılanıyor. Yani kendi kaynaklarımızdan karşılanacak durumda değil. O da düşmesinin sebebi yani alınan bir önlem nedeniyle değil. Artık ithalat yapamamamız dolayısıyla, artık para bulamamamız dolayısıyla. Yani mecburen kaldı. Yani siz artık borç, size kimse borç vermediği için mecburen bu sefer borçlanmanız azalmış. Böyle bir durumdayız. Şeye bakın, bugün dediğiniz gibi bütçede açıklandı. Bütçe rakamları açıklandı. 18.3 milyar Nisan ayındaki açık, sadece Nisan açığı 18.3 milyar. 54,5 milyar 4 aylık açık. 54,5 milyar. Seçiminde etkisiyle aslında belki. Merkez Bankası karı aktarıldı, biliyorsunuz. Merkez Bankası karı aktarılmasaydı, normal bütçe gelirleri arasında yok Merkez Bankası karı, biliyorsunuz. Ocak ayı içerisinde erkenden onu bir kanun değişikliği yaparak şey yaptılar, bütçeye aldılar. 33 küsur milyar lira oradan geldi. 5 milyar lira da hatırladığım kadarıyla bedelli askerlikten geldi. 38-39 milyar lira. Yani neredeyse, bunun içerisinde o da var. 54,5 milyar. 39-40 daha ilanın 50 100 milyarı bulacak 90, neredeyse 90 95 milyar. Milyara yaklaşıyor. Normalde 2019'un bu 4 ayda 95 milyara yakın açık. Açık var. Resmi olarak 54,5 milyarda tutmuşlar. Ne kadardı biliyor musunuz 2019 açığı? Hedef. Yaptığımız, evet, hedeflenen, yılbaşında yapılan bütçe kanunundaki açık ne kadar? 81 milyar. 4 ayda aşmışız. 4 ayda bunu aşmışız aslında. 4 ayda bunu geçmişiz. 54,5 diye gösterildiğine bakmayın 4 ayda, ki bu da çok anormal. Yani 4 ayda 54,5'sa... Kamufle edilmiş hali bile tabii, çok yüksek yani, zaten hedefin kamufle neredeyse 100 milyara geliyor. Yani, 4 ayda biz bunu aşmışız. Ne yapılıyor? Anormal. Bakın, bütün bunlara rağmen dünkü haberleri biliyorsunuz, yalanlanmadı. Merkez Bankası yedek akçeleri. Merkez Bankası bir anonim şirkettir, evet, biliyorsunuz. Anonim şirketler yedek akçe ayırırlar. İhtiyati zorunlu yedek akçeleri vardır. Bunları ayırmak zorundalar ticaret kanunu uyarınca. Şimdi orada biriken yedek akçeleri 40 milyar lira tutuyor. Bunu da hazineye aktarmaya çalışıyorlar. Bu hiç Cumhuriyet halinde olan bir hadise değil. Hiç olmamış. İlk defa olacak bu da. Bunu da piyasaya vererek bir canlılık yaratmaya çalışacaklar ki eğer bir şirket yedek akçelerine dahi tenezzül ediyorsa sermayeyi tüketmiş demektir. Deyim değil bu. Sermayeyi tüketmek gerçek anlamıyla burada geçerli olan bir söz. Ve bunun anlamı enflasyonun artacağıdır. Bunun anlamı Türk lirasının değer kaybedeceğidir. Dövizin yükseleceğidir. Faizlerin yükseleceğidir. Zaten pazartesi günüydü galiba. Faizler 26'dan borçlandı değil mi? 26 küsurdan borçlandı. Doları düşürmek için Merkez Bankası yükseltti faiz oranlarını. Yükseltti. 26
küsurdan borçlanmak zorunda kaldı. Ama resmiyette faizler daha altında görünüyor. Kredi bulamıyorsunuz piyasada. Hı hı. Belediyelerimiz şu anda para ödemek istiyorlar. Bankadan kredi alamıyorlar. Bankalar kredi vermiyor. İller Bankası'ndan ödeneklerini alamıyorlar. Anormal, devlet durmuş. Devlet çarkı durmuş. Bu noktaya getirdiler. Yani ekonomi neredeyse tümüyle çarkları durma noktasına geldi. Geliyor, hızla geliyor. Bu İstanbul seçimlerinin de tekrarlanmasının maliyeti çok yüksek olacak ülkeye. Çok büyük bir maliyeti söz konusu olacak. Böyle tanzim satışlarla falan bu iş olmaz. Bir an önce üreten bir ekonomi mantalitesine geçmek lazım. Üreten bir ekonomi oluşturmak lazım. Yani bana diyeceksiniz ki siz muhalefet milletvekili olarak eleştiriyorsunuz ama ne yapılsın? Evet, ne yapılsın? Üretim ekonomisine geçilmesi lazım. Önce bu krizle ilgili yapılması gerekenler çok nettir. Bunlar belli. Bütün ekonomistlerin bildiği tedbirler var. Yeni bir yol haritasına, yeni bir ekonomi programına ihtiyaç var. Güven vermeye ihtiyaç var. Ondan sonra da yapısal reformların devreye sokulması, yapısal önlemlerin alınması lazım. Türkiye ekonomisinin mimarisinin değişmesi lazım. Yapısının değişmesi lazım. Temelden itibaren. Üretmesi lazım Türkiye. Sana tek bir fabrika açılmamış. Devlet fabrikası açılmadı bunların döneminde. Tek bir tane açılmadı. Özel sektörde var. Ama tek bir sattılar. Kamu kuruluşlarını, fabrikalarını, tek bir fabrika açılmadı bu dönemde. Artık devletin yatırım yapması lazım. Ben çok net olarak ifade ediyorum. Devletin yatırımcı olarak, üretici olarak devreye girmesi lazım. Çünkü özel sektörün yapması mümkün değil. Dünün politikalarıydı o. O krizden sonra her şey değişti. Ekonomi, dünyadaki ekonomi algısı da değişti. Ekonomi bilimi de değişti. Bir an önce devletin yatırımcı olarak belli sektörlerde, belli bölgelerde devreye girmesi lazım. Peki şunu sormak istiyorum. Ben hatırlıyorum 24 Haziran seçiminden önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte biz yetkiyi alalım, ondan sonra ekonomiyle daha yoğun bir şekilde ilgileneceğiz. İşte faizle, yüksek dolar kuruyla daha iyi mücadele edeceğiz. Siz yetkiyi verin, biz bunu yapacağız söylemini kullandığını hatırlıyoruz. Ama sonraki süreçte bu gerçekleşmedi. Sonra biz yerel seçim sürecine girdik. Şimdi tekrar o 1 Nisan itibariyle tamamlanması gereken süreç bir 45 gün daha uzadı. Yine şu an seçimi konuşuyoruz. Hani ekonomiye sıra ne zaman gelecek? Hani ki Cumhurbaşkanı'nın da kendi seçim vaadinin en önemlilerinden biriydi bu aslında. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı dediğiniz gibi seçiminde ben başkan olayım her şey güzel olacak dedi. Halbuki 2014'ten beri özellikle, yani Cumhurbaşkanı seçildiğinden beri her şey kötü olmaya başladı. O tarihten beri bakın bütün çok ekonomik göstergeler çok özür dileyerek bir pas atmamız gerekiyor. Sayın Kuşoğlu, tabii, meclis başkanı bir açıklama yapıyor. Dünkü olayla ilgili hemen kameralarımızı çeviriyoruz. Meclisimizde güvenlikle ilgili gerçekten iyi işin bir sistem. Güvenlikle güvenlikle yoksa başarımızda tedbir ediyorum. Yani hassasiyetle bir iş yaptıkları anlar itibaren kendilerinde ilgili bütün bilgiler ve ilgili bilim ajanslarında ben de bu şekilde takip yapıyorum. Tekrar geçmiş olsun. Efendim, bütün siyasetçilerin bir nevi güven sorularını soruyorum. Bundan sonra yeni bir önlem alınması. Tabii meclisimiz milletimizin en fazla ziyaret ettiği yerdir. Bilhassa salı günleri var. Kapı unuttuk yani. Güzel, önemli bir şey. Meclisimizde bir şey. Kurucu,
tekrar değerlendiriyoruz. İlave bir şey gerekirse iyi bir sistem olduğunu kişiye meclisimize giriş yapmak sorumluluğunda. Tabii kurduğumuz kuruluş sistem mecliste giriş yapan bütün herkesin bu anlamda güvenlikle ilgili bilgilerini derleyen anında tabiri caizse veya çok kısa bir zaman içerisinde tespitlere imkanların bir sistem. Güvenlikle ilgili bu anlamda giriş çıkışlarda kontrol bütünüyle buradaki güvenlik güçlerimizin elinde. Bunda deminiz. Şimdi bunu tabii tekrar değerlendiriyoruz. Bununla ilgili toplantılar yapıldı. Önde gelen bölümünden de arkadaşlarımız geldiler. Gerekli incelemeler de yapılıyor. İlave bir şey gerekirse yapılır. Ama buradaki sistem iyi bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Ben şüpheliler CHP milletvekili Mahmut Dalan Tanar'la görüşüyorlar. Yaş kartı içeriden alınırken nasıl bir yapacak düşünüyorum görüşmek? Şöyle aramayla ilgili içeriye giriş yapan şahıs zaten aranan bir şahıs olsa onunla ilgili bilgiler güvenlik ve görevlerimizin önünde düşecektir. Erkek olan şahısla ilgili bir arama yok. Kadın olanla ilgili ise örgüt üyeliğinden değil başka bir suçtan dolayı arama var. Yakalama kararı var. Muhtemelen mahkeme tarafından verilmiş bir karar var. Dolayısıyla o zaten hakkında yakalama kararı bulunan kişi içeriye giriş yapmıyor. Giren kişi örgüt üyeliğine dair istihbari bilgiler bulunan kişi ama bir mahkeme kararı yok. Şimdi tabii burada milletvekillerimizin talepler oldu. Seçim bölgesinde çeşitli kişiler tarafından talepler oldu. Bunlar çoğu zaman belki doğrudan milletvekillerimize de intikal ediyor. Oradaki danışman arkadaşlar tarafından değerlendiriliyor. Bunlar arasında tanıdıklar olabiliyor. Tanımadığımız kişiler de olabiliyor. Bunu bütün milletvekili arkadaşlar için söylüyorum. Bu anlamda hani belli bir milletvekiliyle doğrudan ilişkilendirilmesi bence yanlış olur. Böyle bir şey. Bazen bir milletvekili seçim bölgesinden hiç tanımadığı kişilerle de bir kalabalık içerisinde görüşebiliyor. Bu sebeple böyle bir ilişkinin pek bir şu an itibariyle pek bir kıymet ifade ettiğini düşünmüyorum soruşturma bağlamında. Ama şunu burada söylemek isterim. Ben bilhassa milletvekillerimizin de bilhassa danışman arkadaşlarımızın da bu konularda biraz daha dikkatli hareket etmelerini öneririm. Çünkü burada sadece belli şahısların, sadece işte milletvekillerimizin değil, meclisimizin de güvenliği söz konusu. Bu anlamda güvenlik görevlilerimizin giriş çıkışlarla ilgili almış oldukları tedbirler kimseyi rahatsız etmemeli. Milletvekili arkadaşlarımızı da, çalışan buradaki bürokrat arkadaşlarımızı da bunlar hem hepimizin hem meclisimizin güvenliği için alınmış tedbirlerdir. Yani rica'dır. Geçirdiği bilgi şahından önce muhtemelen ki güvenlik amaçlarından takip edilmiştir. Yani görüşünüz siz düşünce kararlar ne yapıyor? Bunlarla ilgili arkadaşlarımızın tespitleri var. Biz tabii şu anda savcının bir bütün soruşturma kapsamında onlar artık zamanla hepimiz öğreneceğiz. Terör örgütüyle yaşatacağını ne istedik sızma girişimi midir? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yoksa ileride düşünülen bir eylem için ön hazırlık nedir? Ben bütün ihtimalleri değerlendiriyorum güvenlik görevlerimiz. Amacılarının ne olduğunu öğrendiniz. Ve hani büyük bir şey yapacaklar mıydı? Ne olur bakalım. Ondan öğreneceğiz sonuçlarına. Çok teşekkür ederim. Evet, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u da dinledik. Çünkü olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Programımızı bitiriyoruz efendim. Süremizin sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyoruz. Söylediğiniz gibi ekonominin artık bir an evvel Türkiye'nin ilk gündem maddesi olması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Için.